ise cennet göre anlatılanlardan sizden öğrendiğimize göre iki kısım. Bunda insanlar Allah'ın tecellisiyle sohbet edip konuşabilecekler. Bir kısmında da işte cennet nimetlerinden faydalanacaklar ama Allah'la görüşüp sohbet edemeyecekler. Şimdi bazen bende şöyle bir düşünce gelişiyor. Yani Allah'la görüşüp sohbet edilemeyen tarafta olma düşüncesi beni daraltıyor açıkçası. Bazen diyorum öyle olmaktansa acaba yani cennetin bir anlamı yok gibi bir düşünce bende gelişiyor. Bu böyle düşünmek doğru mu? Yakışıklı, güzel yüzün, çok şuurlu, aklı başında bir delikanlı olduğu anlaşılıyor. Yani dürüst düşündüğün, ani karar veren biri değil de böyle düşünerek, samimi karar veren birisi olduğu anlaşılıyor. Selamına da aleyküm selam diyorum. Cennette Allah'ı görenler, göremeyenler diye bir bölünme yok. O nereden ve nasıl sana ulaştı öyle bir bilgi, onu da anlamış değilim. Cennette olup da cennet nimetlerinin tamamından istifade etmeyen hiç kimse yoktur. Cennet ortak bir yerdir. Herkese yöneliktir. Allah'ı gören mümin olduğunda her mümin Allah'ı görür. Her mümin cennet ırmağında yüzer. Her mümin cennet meyvelerini yer. Yani cennetin ulaşılamayan hiçbir yeri yoktur her mümin için. Yani her yeri, her şeyi serbesttir. Ve her nimet her mümin içindir. Bir nimet bölünmesi, nimet eksikliğidir. Dolayısıyla Allah'ı görmede de bütün müminler topluca zaten görüyorlar. Yani cennet halkına görünür diyor zaten. Yani cennet halkının tümüne görünür diyor Allah. Tümüne. Bölüm bölüm görünme diye bir şey yok. O muhtemelen yanlış bir aktarım olmuş birisinden. Aklında da yanlış kalmış. Cennetin vasfında öyle bir şey yok zaten. Yani bir nimete bir mümin ulaştığında diğer müminin ulaşamaması diye bir şey yoktur. Mutlaka diğer mümin de o nimete ulaşır. Gönlün huzur içinde olsun. Allah insanı üzecek, daraltacak hiçbir şey yapmaz. Allah'ın aklına, vicdanına güvenebilirsin. Sonsuz akla sahip olduğu için, sonsuz vicdana sahip olduğu için sonsuz mükemmeldir Allah'ın mantığı, aklı, vicdanı. Her şeyi ince ince düşünmüştür. Sen sakın bir daha o ve ona benzer kuşkuya kapılma.